Merhaba arkadaşlar. İsmim Ertuğrul. Bugün PD2'de Diamond Store süreceğiz. Hızlı bir şekilde tek başımıza. Tamam, her şeyimiz hazır. Lazım olur diye bodybag alıyoruz. Geri kalan silahları da keyfinize göre seçip alabilirsiniz. Olabildiğince risk az olsun. Saklanmanız falan gerekebilir. Ne alakası saklanmak? En azından görünürlük seviyenizi düşürür. Öncelikle arkadaki kamera odasından başlıyoruz. Olabildiğince hızlı bir şekilde. 40. saniyede, 43. saniyede buradan siviller geçiyor. Bunları yakalanmak istemeyiz oyunun şimdilik başlarında. Burada bir kamera kırdım. Kamera kırdığım için oraya bir tane security, güvenlik gelecektir. O yüzden şu anda kamera odasına girmiyorum. Ve biraz sabrederek gelecek güvenliği bekliyorum. Arkadaşımızdan mesaj geldi. Bunu koyalım. Güvenliğimiz geldi. Bu köşede bekliyoruz çünkü dedekt olayı tam şuralarda soru işareti çıkıyor. Şuralarda ünleme dönüştüğü için burada bekliyoruz. Tam düşündüğüm gibi buradan da kafadan oraya doğru itiyoruz. Ve bekliyoruz. Pager'e cevap verip buyback yapmak zorunda kalacağız tabi bunu. İstersek bir kez daha bu şekilde yapabilir miyiz? Yok, çok riskli olur. Buradaki kamerayı da kırıp yine bir güvenlik bekleyebilirdik ama gerek yok. Biz yine eski usul işimize devam edelim. Sırayla. Tamam. İki tane pager'ımızı aldık. Çok iyi. Şu arkadan hemen gidip kapımızı açalım. Oradan bir tane daha. Oo, ikisini de alabilme ihtimalimiz var. Çok iyi. İşimiz daha kısa sürede bitecek. Bekliyoruz. Bekliyoruz. 6 saniyemiz var pager için. Evet, çok iyi zamanladı. Diğer pager 6 saniye var. Yes. Tam zamanında. Şu anda güvenlik kalmadı çevrede. Bir key card'ı bekliyoruz bu hanımefendiyi burada. Onu da nasıl yapabiliriz? Kimse görmeden öldürüp almamız lazım. Bu arada key kartı nereye koyacağız? Yani buraya koyacağız. O da güzel.
biraz hızlı dal. Biraz hızlı davranmamız gerekli burada. Kontrolü ele alalım hemen. Şimdi dışarıyla uğraşmak istemeyiz. Çünkü bunlar hemen celallenebiliyorlar. Plastik kelepçemiz olduğu kadarını etkisiz hale getiriyoruz. Ondan sonrasında zaten mecburuz vurmak zorunda. Tek iş yaptığım için mecburuz. Ayaklanıyorlar bunlar. Her zaman susturamam ben onları. Tamam, şu anda sıkıntımız okey. Kartımıza taktık. Sakin sakin. Hızlı bir şekilde, daha doğrusu sakinden ziyade hızlı bir şekilde soyabiliriz elmas dükkanımızın. Şöyle bir şey yapalım. Daha hızlı yaparız. Tamam, yeter bu kadar. Drill'i umuyoruz kendi kendini düzeltir. Sesi cidden uyuz. Çok rahatsız edici bir sesi var o drill'in. Neyse, düzelmeyecek gibi. Tamam, biz yine işimize devam edelim sırayla her zaman. Öncelikle bundan sonrası böyle soymaya devam ediyoruz. Ama sıkıntı yaratacağını zannediyorum. Evet, yaratır. Yaratır sıkıntı. Neyse. Yani bundan sonrası toplama işi. Şu drill'de sussa. Bundan sonrası biraz sıkıcı oluyor tek başına. Şey, çünkü yani toplayacağımız ganimetleri topluyoruz. Hani, bunun zarfında pek bir şey yaptığımız yok. Kasamız bitti. Birazdan ona bakarız. O küçük kasanın yeri Diamond Store'da genel olarak değişiyor. Yani şu anda çektiğimiz videoda olduğu yerde de olabilir.
Güvenlik kamera security room'da da çıkabiliyor. Diğer soldaki yan oda, yok sağdaki yan odada da çıkabiliyor. Menajer odasında da çıkabiliyor. Bu şekilde. Bir arkadaşımız geldi oyuna. Biz çantaları taşımaya devam edelim. Burada genel olarak değil zaten 14 tane çanta taşımanızı istiyor. Ya bu genelde 15 tane de çıkabiliyor, 16 tane de çıkabiliyor. Tabi burada en çok istediğimiz şey şu açtığımız kasalarda şey çıkması, para çıkması ki bunda bir tane çıktı, çok iyi oldu. Daha fazla para veriyor. ATM'ler, ATM'ler fazla para veriyor burada. Yani gördüğünüz üzere Loot Secret ne? Jelly takılardan pek para geldiği söylenemez. Geç petlerimizi alalım. İyi, onu bekleyeceğiz. Sıra başka bir şeyimiz yok. Çantaları taşıyalım. Yani bu harita genel olarak böyle iki tane böyle küçük kasamız var. Onları da açmaya uğraşalım. Sağda solda paketler var ve 14 tane çanta var. DLC'nin kattığı özellikler. Paketleri toplayarak silah itemleri veriyor. Sürekli aynı itemleri veriyor. PD'de ise her kullandığınız yani silahı kullandığınız itemler siliniyor. Yani başka yerde kullanamıyorsunuz. Sürekli kullanamıyorsunuz. O yüzden gerekli oluyor yani. 14 saniyemiz kalmış. Dirilimizin. 3 tane. 2 tane. Gerek yok diğer ikisine de. Buradan para çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Kaçış. Eski eve girebiliriz. Arkadaşı bekliyoruz. Skill ve perkleri göstermek istiyorum size. Nasıl iki tane güvenliği indirmeme rağmen yetiştim ikisine birden. Bir bekleyerek iki göstereceğim perklerdeki bir özellikten ötürü.
bir daha oynarsak level atlarız. Yine mi renk? Gene mi pilav der gibi? Yine mi renk? Evet. Skill'lere geliyoruz. Perklerden Burglar perki. Bu bize %20 daha hızlı bodyback yapmamızı, picklockları %20 daha hızlı yapmamızı ve pager'a %10 daha hızlı cevap vermemizi sağlıyor. Ben bu yüzden tercih ediyorum bu Burglar perkini. Skill'lerde ise Mastermind'da plastik kelepçe ve Insight Help kullanıyorum. Bankcase'de genelde K-Kart koyabiliyorsunuz. Stamina olayını arttırdığı için buna verdim. Bu kadar. Enforcer'da testere sava kadar çıktım. Gördüğünüz üzere. Technician'da sadece drill. Ghost'da ise işte burada daha fazla yoğunlukta. Picklock hızlı yapma. Jammer. Bodyback hızlı falan. İşte daha hızlı pickup yapma mı? Lockback'i daha hızlı taşıma, paketleme falan filan. Bunlar. Fugitive'de ise sadece burası. Bu da şey, eksi 2 o görünme risk olayınızı düşürdüğü için ve düşmanlarınızı %95 daha sessiz öldürmenizi sağlıyor. Shoot ateşlerde ve el silahlarında. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.